Yoğun bir tempoyla 31 Mart seçimlerine hazırlanan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüp Sultan'da düzenlenen 5500 yapının kentsel dönüşümü törenine katıldı. Programda kürsüye çıkan kurumun hedefinde kentsel dönüşüme engel olan CHP'li İBB yönetimi vardı. İnanın, nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, durdurma eylemi varsa altında muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. İstanbullular CHP'li İBB adayına Ekrem Bey'e depremle ilgili şu 6 soruyu soruyorlar. İstanbul'da 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB'nin deprem bütçesini düşürüp o bütçeyi reklama, algıya harcayanlar siz değil misiniz? Siz değil misiniz Esenler'de yaptığımız dünyaya örnek olan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması için, kentsel dönüşümü engellemek için 9 ayrı dava açanlar? Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi değil mi? Sözde çevreciler, maskeli doğa severleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı, bakın, 1500'den fazla dava açanlar. Ve işte son soru şu. İBB başkanı değil mi? Deprem konusu, şehrin en önemli konusu görüşülürken İBB meclisine gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan. Zafer için yine 31 Mart'ı işaret etti. İstanbullular yapanlarla durduranları, liyakatli adamlarla beceriksizlikleri birbirinden ayıracak ve bunu da 31 Mart'ta bir bayram havasında sandıkları patlatarak gösterecektir. Kurum daha sonra Beşiktaş'ta düzenlenen İstanbul'u Büyüten Kadınlar programına katıldı. Hem projelerini hem de kadınlara verdikleri değeri anlattı. Sizlere İstanbul'un kadınlarına söz veriyoruz. Göreve geldiğimizde kadın yönetici, işçi ve memur sayımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracağız. Şimdi İstanbul için yeni bir dönem başlıyor. Bizim dönemimizde İstanbul'a yön veren doğrudan kadınlarımız olacak. Sizler olacaksınız. 1 Nisan'dan itibaren bu şehri kadınlarımızla birlikte, sizlerle birlikte yöneteceğiz. Programa eski başbakan Tansu Çiller de katıldı. Murat Kurum'un projeleri Çiller'i heyecanlandırdı. Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. Bence en önemlisi depremdi. Yani deprem geliyor İstanbul'a da bilmek lazım. Ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu. Yani hayat gidiyor. Bu o saatler kaybedilmemesi gerekli olan saatler. Bir üçüncüsü de istihdam konusuna değindi. O beni çok heyecanlandırdı. Umuyorum ki İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. Hayırlı olsun. İstanbul için hayırlı olsun.